Nerede bu ya? Geliyor. Bak bak. Ya, bakalım. Nihayet. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Sonunda. Hoş bulduk. Özlemişiz seni. Ben de. Metaneyiz. Özgürsün. Öyle. Bundan sonra kimse zapt edemez beni. Korksun dünya. E şükürler olsun. Dedim bu girdi bir daha çıkamaz artık. Söylemiştim ama ben sana. Metan bir yolunu bulur çıkar. E geçmiş olsun be kardeşim. Bak bir daha olmasın ha bu son. Kapıla kapılar ardında görmeyelim seni be. Özletiyorsun. Yok. Bundan sonra o eski Metan dönemi bitti. Adımlarımı daha düşünerek atacağım. Hedef bütün otellerin başına geçmek. Vay. Bundan sonra küçük işler yok. Büyük işlerle anlayacağım. Hadi bakalım. Oo, Gülber Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardan çok geçmiş olsun. Sağ ol. Gözün aydın Zümrüt. Sağ ol Gülbahar, sağ ol. İnan Mete Hanım çıkmasına çok sevindik. Öyle, biz de çok sevindik. Mekan çok iyi olmuş Hasan Bey. Yani otellerin içinde böyle bir yerin olması güzel. Biz izninizle içecek bir şeyler alalım kendimize. Lütfen. Keyfinize bakın. Hemen samimi ol Pusat, hemen samimi. Ne yaptım yenge? Ne dedim? Gözünü seveyim. Mekan güzel dedim ya. Tamam. İçecek bir şeyler alıyoruz. Seva arıyor. Geldi herhalde. Hadi git kızı karşıla kapıda. Seva, hoş geldin. Hoş buldum. Güzel mi buldun yani mekanı? Anlamadım. Yani hoş buldum dedin ya. Hoş buldum demiyor mu? Yani hoş bulduk diyeceksin. Aa tamam, hoş bulduk. Hadi gel gidelim şimdi. Tamam, geçelim. Hoş geldin Seva. Hoş bulduk. Türkçen ilerliyor. Yavaş yavaş. Heyecanlı mısın? Sahne alacaksın. Gerçi benimki de laf. Sürekli sahneye çıkan insana. Evet ama burası çok güzel ve sizler varsınız. Sağ ol. Bu gece önemli. Umarım güzel bir repertuar hazırlamışsındır. Merak etmeyin, çok güzel şarkılar hazırladım. Hızlı şarkılar olsun ama. Çılgınca. Ayrıca benim sesim de güzel ha. Buna inanman çok güzel Pusat. Yani banyoda falan güzel duyuluyor. Bence orada devam et ha. Hadi şu tarafta masaya geçelim. Sen haklısın. Ben her şeyi hak ettim.
Gülbahar Hanım hoş geldiniz. Kadir Bey de sizi bekliyordu. Tamam. Yalnız 5 dakikayı geçmesin. Geçerse? Buyurun. Şanslı bir gün daha. Ozan'ın kolunun kesildiğine sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Çok ağır geldi Ozan'a bu durum. Ne yaptın, ikna ettim, konuştum mu? Yani teslim olmayacak herhalde. Konuştum, ikna ettim. Bir daha böyle bir şey yapmayacak. Ya bu iş konuşmayla olacak bir iş mi? Ne yapayım Cevdet? Ya söyle bana, ne yapayım? Çocuğu zincirleyip eve mi hapsedeyim? Yahu ben onu demiyorum. Bugünlerde çocuğu yalnız bırakmaman lazım. Yanında olman lazım. Olmamız lazım. Şu halime bak ya Cevdet, şu halime bak. Tek ayağımın üzerinde 40 tane yalan söylüyorum. Yine yetişemiyorum, yine yetişemiyorum, yine yetişemiyorum ya. Yetişeceksin Ömer'im, kardeşim. Sen ne için yaşıyorsun? Kim için? Kendin için. Sen yalnız değilsin. Senin bu hayatta canının bir parçası var. Onun hayatta kalabilmesi için yetişeceksin. Efendim Yasemin. Ömer müsait misin? Buluşabilir miyiz? Ne oldu Yasemin? Sesi kötü geliyor. Yasemin. Cuma'nın annesi Esma. Esma öldü Ömer. Şimdi siz bana diyorsunuz ki kendini ispatlarsan yanında olurum. İspatlarım biliyorsunuz. Siz de arkamda olursanız bu olaylar çığırından çıkmadan durulur. Bakmam gereken çok insan var. O zaman ben sizden haber bekleyeceğim. Kahve için teşekkürler. Kardeşim. Manitacılık mı? Ne manitacılığı oğlum, yok öyle bir şey ya. Yok yok, biliyorum ben bu tipi. Sakince yakınlaştırmalar, uzaklaştırmalar falan. Anladım. Hangi renk gözleri? Üstad bir git başımdan ya vallahi. Dur 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 dur. Oğlum sende de tam damat olacak model var Asaf. Beraber gidelim lan isteme. Ha?
Sal beni ya baba. Kapılırsın kapılır, karar vermek zor, hep kandırır zaman. Düşlerin baş ucunda dursa da bir gün gerçek olmak zorundalar. Evet evet, yanlış konum gitmişiz. Alakası bile yok yani. O da bir ilaç firmasının semineri çıkmasın. Kaldık öyle ortalarında, nereye düştük diye bakıyor. Saçma sapan şeyler yaşamışsın. Ama tam senlik hareket. Ne işi var ya burada? Oo, bayağı yakışıklı. Buraya doğru mu geliyor? Selamlar. Geçerken gördüm de şaşırdım. Güzel denk gelmiş. Otursana bizle. Tamam. O gece koşarak kaçtın. Ya saat falan, gitmem gerekti de. Özge ben de bu arada. Ay çok özür dilerim. Özge, Asaf, Asaf Özge. Memnun oldum. Şimdi sen ısmarlarsın artık ha? Tabii ki. Sen kahvecisin. Kahve. Pardon, bir filtre kahve alabilir miyiz? Volkan, abi neredesiniz? Yanınıza geleyim mi? Ozi, ben evdeyim. Babama yardımcı olmam gerek, o yüzden çıkamadım. Ama kızlar bizim okulun ortak kafedeymiş. Az önce konuştum. Öğlen demir atmışlar oraya, hala kalkmamışlar. Anladım. İyi, tamam, yarın görüşürüz o zaman. Yarın görüşürüz. Okay, hadi bay. Ya sende ne hikayeler varmış ya. Sen resmen aradığımız kalmışsın ya. Ay içimiz şişmişti dert dinlemekten. Aa, neden ya? Çok mu sıkıcı arkadaşlarınız var? Hayır, o biraz saçmalıyor, sen boş ver onu. Benim de. Ay benim yanaklarım acıdı ya. Hadi bak. Hayırdır? Sen ne arıyorsun burada? Ozan. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz da sen niye bu kadar ateşli girdin, onu anlamadım ben. Ceren'cim, ne ara arkadaş oldunuz ya? Hı? Kahkahalar havada uçuşuyor, neyin neşesi? Sen sakin mi olsan acaba biraz? Asaf geçiyormuş, karşılaştık, oturduk, güzel güzel sohbet ediyoruz. Ne güzel tesadüf ya, ama ben sakin olamıyorum mesela. Ne yapacağız? Ozan sen gelir misin şöyle, pardon. Geç şöyle. Aralarında bir şey mi var? Vardı desek daha doğru olur. Anladım. Ya böyle yüksek perdeden giriyor, herkes eyvallah demez. Ozan şu sıralar biraz dengesiz zaten. Ceren ne oluyor söyler misin? Ya asıl sana ne oluyor Ozan? Sen bir kendine gelsene. Çocuğun üstüne yürümeler falan, o ne ya? Çocuk Cuma'nın abisi, sen farkındasın değil mi bunun? Ulan neyse ne, kimse kim? Bu samimiyet nereden geliyor? Pardon da ben senin Deniz'le olan samimiyetine bir şey diyor muyum Ozan? Bugün yürürken görmüşler beraber sizi. Ama ben yine de seni korumaya çalışıyorum, farkında mısın? Tamam, Deniz konusu düşündüğün gibi değil bir kere. Ben hiçbir şey düşünmüyorum artık bu konuda. Ben sadece senin başına bir şey gelmesini istiyorum. O yüzden daha fazla saçmalamadan git buradan. Git Ozan, git. Hadi. Nerede kalmıştık? Selamlar. Asaf diye birini tanıyor musunuz? Şuradaydı en son. Eyvallah. Asaf. Ceren'le ne işin olur lan senin? Bir söyle bana. Şşş. Dostum bir sakin ya. Bas yere. Kimsin ki sen böyle konuşuyorsun? Sevgilisiyim. Ben öyle bilmiyorum. Senin sanki bir kız arkadaşın vardı, yanlış mıyım? Hmm, o seni ilgilendirmez, ama o bizi ilgilendirir. Senlik hiçbir şey yok orada, anladın? Bence sen ayrılığı azmedememişsin Ozan. Bak sakin sakin konuşuyorum.
olmaz. Git. Uzamasın bu konu. Tamam. Uzak duracaksın Ceren'den. Anladın mı lan? Ozan, iyi misin? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Yani yanlış adama çattım. Boş ver. Nasıl oldu? Kimle kavga ettin Ozan? Ya yolda yürüyordum. Omzuma çarptı. Ne yapıyorsun dedim. Adam güçlü çıktı. Boş ver. Saçma sapan bir şeydi. Ya yanımda ol diye ısrar ettim. Böyle olduğunu bilseydim çağırmazdım seni. Geldim artık. Annemle babam bilmiyor biliyor musun? Niye söylemedin? Benim gelmemi istemiyorlar. Sorun olmasın? İçeri girdikten sonra hiç kimse bir şey söyleyemez. Hadi gidelim. Burada mı? Hı hı. Kardeşim! Baytar! Ne yapıyorsun? Nasıl oldu? Müjo! Şşş! Oğlum benim lan! Bu saat. Kardeşim, vurdum lan seni. Hakkını helal et bana. Ama dua et, beynim çalıştı da bacağını attım. Yoksa seni Baytar'la beraber gömüyorduk şu an kardeşim. Eyvallah kardeşim. İçimi rahatlattın. Değil mi? Fırsat, ben buraya nasıl geldim? Gözüm burada açtım. Oğlum acıdan bayıldın lan. Ama seni sırtında getirdi kardeşim buraya. Sırtında, buraya kadar. Yok lan. Allah'ım. Arabanın arkasına attım seni, öyle getirdim. Ondan sonra buraya çıkardım, Baytar sağ olsun. Açtı yaranı, baktı. Ben de o fırsattan istifade ettik. Gittim işlerimi çözdüm. Ondan sonra kardeşime güzel bir dürüm yaptırdım. Dedim acıkmıştır. Anlatacaksın değil mi bana ne olduğunu? Hı? Seçili almışlardı kardeşim. Adamı öldür, kardeşini salayım dediler. Ben de yapmak zorunda kaldım. Anladım. Anladım da eşek adam. Sen niye bana söylemiyorsun oğlum bunu, ben senin yanında olayım lan? He? Deli dana gibi ben de adamı kim öldürdü diye arıyorum ya. Çok korktum lan kıza bir şey olacak diye. Kimse bilmeyecek. Bilirse iyi olmaz dediler. Ben kimse miyim oğlum? Ben oğlum haklısın, haklısın da işte. Lan tamam. Tamam şimdi başlatma. Sen dua et, beynimi kullandın, bacağını attın Müjo. Yoksa o gerginliğin ortasında o beynine sıksaydım... ...görürdüm ben o zaman seni. Hadi Baytar dikiş yapmayı biliyor. Bacağı dikmeyi de biliyor, kurşun çıkarmayı da biliyor. Beynindeki mermiyi çıkarabilir miydi kardeşim, ha? Neyse ne. Fırsat, herkes iyi mi? Benden sonra bir şey oldu mu orada? Lan oğlum bu adam şimdi bize kafayı taktı mı? Taktı kardeşim, kafayı taktı.
Hani küçük balık olsa onu yiyeceğiz de. Adam büyük balina oğlum, orka. Harbi orka. Orka balina mı lan? Köpek balığı. Köpek balığı mı? Evet, orka. Yok lan, benziyorlar oğlum köpek balığıyla. Balino. Balino oğlum. Orka. Boş ver oğlum sen balinayı malinaya. Tehlikelerdeyiz oğlum şu an, durum sıkıntı. Hüco. Ben şuradan bir kalkayım da. Ne yapacaksın? Adam mı indireceksin? Oğlum sen daha mekanın girişine gelmeden beynini patlatırlar lan eşek. Patlatır. Neyse sen şu dürümünü bir ye. Bir vitamin al kardeşim. Biraz beynine kan gitsin Mücu. Tamam mı? Baytar. Nasıl? Güzel mi et? Oğlum ben bunu tanıdığımdan beridir konuşmuyor lan. Dili yok bunun herhalde. Baytar. Dilsiz misin sen? Usta Asaf nerede? Vallahi Asaf arabayı park ediyordu en son da. Bir dakika lan. Saat de geç oldu. Arayayım ben onu canım, başına bir şey... Aslan! Biraz tatlıyla meyve al. Ver. Kan kaybetmiştir, iyi gelir. Ya adam neler almış. Bak benim gibi leş gibi karbonhidratlar yerine senin kanını düşünmüş kardeşim. Sana meyveyle tatlanmış. Eyvallah. Selamun aleyküm. Sessiz o, sessiz. Müco nasıl oldun? İyi misin? Bir şeyler veriyor bana. Ağrım var diyorum. Şunu yukarı itiyor. Damlalar hızlanıyor. Gevşiyorum. Böyle mi lan? Lan oğlum dur, ağrı kesici verip durma çocuğa. Birazdan gerçekten ağrıyacak, çare bulamayacağız. Ya aslan gibi o, hiçbir şey olmaz. Rahat ol sen. Yedi kurşunu aslan gibi serumunu içiyor kardeşim benim. İki güne de alı sağ yaparız seninle. Oldu, ne güzel iş ya. Oğlum bu küçükken de böyleydi. Mahallede öyle saçma sapan işler yapardı. Biraz değiş lan bu saat. Asaf bir şey soracağım sana mahalle demişken. Bu adamlar sence bize ne yapmaya çalışıyor lan Asaf? Nasıl bir oyun kuruyorlar bunlar? Basit. Toprağın peşindeler. Bizim mahalle tarla mı oğlum? Kafa mı buluyorsun benimle? Yok oğlum, kafa falan bulmuyorum, ciddiyim. Ne yapacak, İstanbul'da yer mi kaldı? Derin dereye gelecek. 3-5 kuruş parayı alacak evleri. Tık. Üstüne de gökdelenleri oturtacak. Bu yani olay. Yaşayanlara ne olacak? Mahallemize ne olacak? Oğlum sence bu Kadir denilen adamın mahalleli umrunda mı? Verecek parayı, 3 kuruş parayı, milleti küçük küçük evlere sokacak. Vay arkadaş ya, plana bak lan. Biz buna paranın gücü, kapitalizm diyoruz pusat, öğren. Asaf, sen geldin geldin de hiç iyi etmedin. Burada olaylar bitmez. Kardeşlerim için geldim. Oğlum kardeşlerine biz bakardık. Git okulunu bitir. Kurtar kendini. Baksana şu halimize. Ne var lan halimizde? Lan oğlum delilik de bir yere kadar. Doğru diyor, dinle. Tamam, siz şimdi ikiniz birbirinizi buldunuz ya. Saldırın kardeşim, gelin üstüme. Ama tamam, bu yol iyi bir yol değil birader. Haklısın, al. Dürüm al. Ver, ver. Vay be Müca. Doktor. Sen hiç mi konuşmadın be doktor? Doktor diye de olmayınca insanın konuşması gelmiyor. Konuştu. Aynen lan. Dayım benim. Kızım hanımefendi Yeşim Oteli'ne gidecek. İlgilensin bizimkiler. Tabii ki. Gülvar. Abdullah Bey. Apo. Buyurun. Yalnız arkadaş kalsın ki rahat rahat konuşalım. Kal. Yenge. Ya sen yumruklarını ısıt ve gözün telefonda olsun. Sağ ol yardımcı olduğun için. Önemli değil. Ya ne güzel böyle sizi bir arada görmek. Ha? Hı? Hadi ne yapalım Ozan? Bir selfie çekelim mi? Selfie. Evet evet. Şöyle pastayı da arkaya alalım. Tamam ha. Baba çekiliriz, kaçmıyor pasta. Ya hadi la oğlum. Hadi oğlum hadi hadi hadi, hadi bakalım. Çekilin pastayı siz. Da al yalnız, tamam mı şöyle? 18 yaşında girmişsin gibi.
Afilli bir baba ol. Daha gül. Vay be. Babam 18 yaşına girerse. Babasının doğum günüymüş. Ozan'ın babasının doğum günüymüş bugün. Ozan fotoğraf paylaşmış. Yani? Diyorum ki bir şey alıp gideyim. E kızım, belki ailece kendi aralarında kutlayacaklardır. Yani evet, olabilir ama sürpriz yaparsam sevinirler değil mi? Benim kızım bu Ozan'ı çok mu seviyormuş? Ya anne, neyse. Şimdi biz kırgınız ya böyle. Hı. Hani belki bu da bir fırsattır. Kalbinin daha fazla kırılmasını istemiyorum. Yani zamana bırak diyeceğim. Ama bırakmayacaksın, onu da biliyorum. Gençlik böyle bir şey işte. Hemen her şey olsun istiyorsunuz. Galiba. Çok geç kalma, olur mu? Seni çok seviyorum. Ben de seni. Telefonunu aldın mı? Aldım. Aradığımda aç, tamam mı? Tamam, hadi çıksın ben. Tamam. Saçlarınız böyle kıvır kıvır. Çok güzelmiş. Çok teşekkürler Abdullah Bey. Sizi ben bir yerlerden tanıyorum ama pek çıkaramıyorum sanki. Hangi mekanlarda çıktınız? Siz beni hiç çıkaramadınız. Yok. Ama bu gece benim misafirim olursanız sizi kesinlikle çıkarırım. Okey, ben artık konuya gireyim çünkü olaylar bambaşka yerlere gidecek. Hayırdır ya, ne olayları? Bu kızı tanıyorsunuz değil mi? Hı? Bu kız şu an benim mekanımda. Bu kızı tanıyorsunuz ama beni tanımıyorsunuz. Niye? Çünkü üçüncü ligdesiniz. Ama insan üst ligindekileri de tanımalı. Ne diyorsun sen ya? Ha? Sen kimsin kızım? Ne ayaksın sen? Kızım derken. Neyse, bu kızı çalıştırmışsınız ama parasını vermemişsiniz. Üstüne yatmışsınız parasının. Ben o parayı almaya geldim. Öyle mi? Bak sen. Tamam. Tamam, dur ben vereyim parayı. Lan kalk git buradan. Sat, indir o adamları. Ne bakıyorsun lan? Hayırdır kardeş? Sabahtan beri kaşın gözün ayrı oynuyor. Ne oluyor lan orada? Kalk git dedim sana da, kalk! Buna tatlı dil yaramıyor değil mi yenge? Olmadı, hemen delirdi ya. Sen kimsin lan? Ben benim oğlum, sen kimsin lan? He? Ne yapayım? Öldüreyim mi seni burada? Ezeyim mi lan? He? Oğlum dümenci. Ne yapayım ben bunu yenge? Ha, öldüreyim mi ben bunu? Bırak. Dur. Bak, buraya kalabalık gelmedim. Ama bu parada eksik çıkarsa burayı başına yıkarım. Bir daha da kimsenin parasına el koyma, anladın mı? Anladın mı? Hadi.
Çok güzel oldu ya bu. Hı? Hava şahane. Uzun zamandır böyle baş başa oturmamıştık. Evet, iyi oldu. İyi mi? Geçip gidiyor zaman işte. Elimizden kayıyor. Ölüm bakıyorsun yanı başımızda. Biz de her şeyi erteliyoruz değil mi? Hep sonra yaparız, sonra gideriz, sonra yeriz, sonra içeriz. Hep başka bir gün. Ne diyorsun yani avukat hanım? Çok mu geç kaldık yoksa? Geç kalmayalım diye söylüyorum hakim bey. Neye? Peki, bir hakim zaten cevabını bildiği soruları sormaya başladıysa itiraf ettirmek istiyordur. Gerçekten söylememi mi istiyorsun? Gözlerime baktığında neler söylediğimi anlamayacak biri değilsin sen. Cevdet komiser Ayşe derken şimdi bu avukat Yasemin çıktı. Kazıdıkça altından aynı adam çıkıyor. Ömer Arif Derman. Ne yapalım istersin abi? Komiser bu hakimin karısının çatışmada öldüğünü söylemişti. Acaba diyorum bana bağlı gruplardan biri yaptı da bu hakim de kendince beni mi mesul tuttu? İntikam mı almak istedi? Kısasa kısas mı anlamıyorum. Bu adamın benimle oğlumla ne işi olur anlamıyorum. Kendisine soralım mı abi? Daha değil Celayir, daha değil. Henüz değil. Semra Hanım. Siz hala uyumadınız mı? Seni bekledim Ömer. Beni mi beklediniz? Hı. Hayırdır? Ne oldu, bir şey mi oldu? Bunlar nedir böyle? Ömer, sen hukuk fakültesinde çok parlak bir öğrenciydin. O yüzden seni yanıma aldım, yetiştirdim. Sonra fark ettim ki parlak bir öğrenci olmanın yanı sıra sende başkalarında olmayan bir özellik var. O da sendeki yüksek adalet duygusuydu. Sana hayran kaldım. O yüzden kızımla evlenmene izin verdim. En kıymetlimi sana emanet ettim. Çünkü sen dürüsttün, adildin. Bana bunları neden anlattığınızı ben anlayamadım Semra Hanım. Çünkü beni ilk defa hayal kırıklığına uğrattın Ömer. Bana yalan söyledin. Ben hala ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Ozan'ın tahlil sonuçları. Torunum hiç uyuşturucu kullanmamış. Kullanmadığına sevindim. Ama senin benden sakladığın şeyden ürktüm. Sen benden ne gizliyorsun Ömer? Bu sorunun cevabını hiç duymak istemezsiniz Semra Hanım. O yüzden bana hiç sormamış gibi oldum. Biz baba oğul hallediyoruz işimizi. Halledemezsin. Ben anneannesiyim. Gerçeği bilmek benim de hakkım. O yüzden söyleyeceksin Ömer. Benden ne saklıyorsun? Ozan Aylin'in arabasıyla kaza yaptı. Azem Demirkıran'ın oğluna çarptı. Oğlan öldü.
Bir gece gelecek ve uyandığında yanında küçük bir kağıt parçası değil. Beni bulacaksın. Bunu bana nasıl söylemezsin Ömer? Ya benden nasıl yardım istemezsin? Ben onun anneannesiyim. Size söylemek neyi değiştirecek Semra Hanım? Hı? Bize kimse yardım edemez ki. Aksine size de yük olur. Öyle bir yük ki bu zaten paylaştıkça hafiflemiyor Semra Hanım. Peki. Bunu başka kim biliyor? Cevdet. Bir tek o. Yasemin bilmiyor mu? Hı. Peki o zaman o ölen çocuğun davasını niye aldı o Yasemin? Çünkü ben istedim. Çocuğun suçu günahı yoktu. Sadece arabayı hurdalığa götürecekti. Yanlış yaptı. Sen Yasemin'i tanımıyor musun? O bütün işleri karıştırır şimdi. Evet. Haklısın tabii. Haklısın ama işte olan oldu. Yapacak bir şey yok. Semra Hanım. Ozan'a bildiğinizi lütfen belli etmeyin. En azından bir süre. Ömer. Kızımı koruyamadım. Ama torunumu benden alamazlar. Hakim Bey. Metehan Demirkıran'ın davasının savcısı Özlem Toprak'mış. Özlem Toprak. Yabancı gelmedi ya. Ama çıkaramadım. Daha geleli 2 ay oldu. Sizin duruşmalarınıza çok denk gelmedi Hakim Bey. Ha. Nereden gelmiş peki buraya? İzmir'den. İzmir'den. Gelir gelmez böyle bir dava vermişler. Öyle mi İzmir'den İstanbul'a? Vallahi kalemi Elif'i tanıyorum. Geçen gün sohbet etmiştik. Gülerek anlatıyor ama biraz deli diyor. Yani bugüne kadar hiç böyle bir savcıyla çalışmadım diyor. Sanki savcı değil polis. Her şeyle kendi ilgileniyormuş. Ha, çalışkan ve hırslı diyorsun yani. Yalan yok efendim. Güzel de bir kadın kendisi. Yok Hikmet. İki sohbet edelim dedim. Ortamı erkek yurduna bağladın ya. Özür dilerim hakim. Kaç dava var? Kaç? 3 dava var. Hakim. 3 dava var. Mesut, arkadan çıkar. Geleceğim ben de. Seyfi! Bittin oğlum sen. Bittin sen. Gel hayır. Arka taraf. Kimse sağ kalmayacak. Tamam abi. Umut, Serkan, Başar ben de gelin. Aa, bitirdiler bizi. Eve giriyorlar. Kimse kalmadı. Ne dön lan sen?
Adam olan böyle hainlik yapar mı? Buraya kadarmış Azem. Ben yaşamazsam seni de yaşatmam. Ben sana destek olmadım mı silah sat, ticaret yap diye? Borç para vermedim mi lan ben sana? Yetmedi mi kazandıkların? Bırak silahını. Söyle adamlarına, canını bağışlayayım. Senin devrin bitti oğlum. Azem, sen ailenle, çocuklarına kafayı yemişsin. Ailen olmadan bir hiçsin. Bunu hala öğrenemedin mi oğlum? Azem Demirkıran, silahını bırak. Ben öleceksem seni de yaşatmam. O zaman öleceksin demek ki. Sen bilirsin. Öbür tarafta görüşürüz. İnsan ateş ederken hesap kitap yapar. Topu topu 8 fişeğin var. Sonuncusunu zor zamanlara saklayacaktın Seyfettin. Azem. Azem sakin. Bak, bak hukukumuz yok. Azem.